Peki bir sorun var mı Ahmet Bey'e senin? Ya peki şunu, ben sizin 8 dakika 24 saniye olabilir veda konuşmanızı dinledim. 2019 Kasım ayında diye hatırlıyorum. Açıp 2 sene sonra tekrardan dinledim ve siz orada aslında size kumpas kurulduğunu söylüyorsunuz. Ve aslında fiilen parti içinde işaret ediyorsunuz. Yani hiç konuşmanızdan hiç çok açık yani bir şekilde işaret ediyorsunuz. Bir hukukçusunuz ve neredeyse 2 sene, çünkü şöyle düşünün Ahmet Bey, ben bunu yaşayan bilir. 2 sene boyunca tahmin ediyorum, hani yolsuzlukla suçlanıp görevden alınmış bir belediye başkanı olarak ama hakkında da bir yargı kararı olmayan bir insan olarak eminim Ünye'de dolaşmışsınızdır. Bir, içinizde eminim bir eziklik olmuştur. Belki ailenizde eziklik olmuştur filan. İki şey soracağım. Bir, o 2 sene neler hissettiniz siz, aileniz? Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam 2021 Şubat ayında size Danıştay soruşturmaya yer yoktur kararı fiilen verdi. Siz bir buçuk sene diyelim Kasım 2018 ile 2020 Şubat'ı arasında siz şey olarak dolaştınız. Görevden alınmış bir belediye başkanı olarak İçişleri Bakanlığı'na dolaştınız. Ne kendi partisi iktidardayken. Sonuçta o ilçede %58 oy almışsınız. Yani o partiye gönül verenler bu kadar oy vermiş. Ne hissettiğinizi merak ediyorum. İkincisi, İstersen bunu söylesin, ondan sonra ikinciye geç. Barış Bey, çok teşekkür ediyorum. Evet, ben veda konuşmamı 2018'in 16 Kasım'ında yaptım. Evet. O tarihte bir cuma namazı esnasında yazı tebliğ oldu. Ve hiç bilgimiz olmadan yazı elimize ulaştı. Yazıyı aldıktan sonra belediyeye gidip bir durum değerlendirmesi yaptım, bir açıklama yaptım. O konuşmayı dikkatli bir şekilde incelerseniz, dinlediyseniz, o gün AK Parti'nin içerisindeki bir elin parmağını geçmeyen kişiler tarafından bana bir kumpas kurulduğunu ifade ettim o konuşmada. AK Parti'nin içerisindeki AKP'lilerden bahsettim o zaman. İsim vermedim konuşurken. Elimde delil yoktu çünkü. Bugün geldiğimiz noktada o konuşmanın ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Ben 27 ay boyunca birçok kişi bana dedi ki Ünye'de duramazsın. Ya İstanbul'a ya Ankara'ya gitmen lazım. Ama benim işim, ben avukatım, benim mesleğim burada devam etmesi gerekiyor. Benim çevrem burada. 25 yıldan sonra ben gidip İstanbul'da sıfırdan tekrar büro açmak, Ankara'da sıfırdan büro açmak bu mümkün değildi. Onun için çok zorlu bir süreç yaşadım aynı zamanda. Ben görevden alındığım gün benim 40'ı çıkmamış çocuğum vardı. Eşim yeni doğum yapmıştı. Ve inan eşimin sütü kesildi. O bebeğim mamayla beslenerek büyümek zorunda kaldı. Ve ben bütün bunlara rağmen başım dik bir şekilde yine de sokakta gezmeye devam ettim. Büromu sıfırdan kurdum. Adliyede duruşmalara gidip gelmeye başladım. Hala da bugün duruşmam vardı. Adliyedeyim, çalışıyoruz. Dolayısıyla Ünye'de çok zordu ama geldiğimiz bu noktada da insanlar, özellikle sizin aracılığınızla, ben bir gün sonra sosyal medyamda paylaşmış olmama rağmen 200 bin kişiye ulaşmış, sadece ulaşma sayısı, görüntülenme sayısı 97-98 bine ulaşmış sizle yapmış olduğumuz, ki insanlar o kadar severken, o kadar ilgi duyarken Ahmet Çamyar ismini, böyle bir kumpasla gidiş, acaba ne oldu diye kimsenin sesi çıkamadı o süreçte. Gerçekten zorlu bir süreç yaşadık Barış Bey. Hamdolsun bugün itibariyle bir şey oldu diyebilirim. Bir sorusu daha var ama ben bir şey soracağım. Siz hala AKP üyesi misiniz? Ünye'de hala AKP üyesi misiniz? AK Parti ile bağınız koptu mu? Evet, ben hala şu anda AK Parti üyesiyim, istifa etmedim. Çünkü bu ayak oyunlarını gerçekleştirenlerin AK Parti'yi zayıflatmak ya da bununla alakalı gelecekle ilgili güç devşirmek adına kendilerine çevre edinmek, kendilerine altyapı çalışmak adına bunların yapıldığını düşünen birisiyim. Onun için hala istifa etmedim, AK Parti üyesiyim şu an. Şirin bir şey söylüyor. Daha sonra ben Şirin, duyamadık bir söyle.
Barış Berk sorduktan sonra... Önce işte, lütfen onun iki sorun var demişti, ben kesmiştim, belki Barış, söyle. Barış da onun üzerine ekleyebilir diye düşünüyorum. Şimdi biz AK Parti içe hesaplaşmalar kadar bu programı yapmamızın nedeni mikro düzeye inen yerel yönetimler, mafya, siyaset ilişkilerini de konuşmak. Dolayısıyla sizin bu anlattıklarınız çok önemli tabii ki, teftiş kurulu, teftişler işte sizin orada sorgulanmanız ve ele tek çektirilmeniz falan, neyse hepsi bunlar önemli. Çok önemli. Ama siz demin biraz önce çok önemli bir şey söylediniz Ahmet Bey. Bence onu es geçmememiz gerekiyor. Dediniz ki ben bir yerel yönetici olarak belediye başkanımızla birlikte Ankara'dan gelen bir benzin istasyonu ricasını kabul etmedim. Çünkü imar planına göre yeri yanlıştı ya da planlamaya göre yeri yanlıştı. Ama bu tepki çekti. Hala o isim Ankara'da oturuyor dediniz. Şimdi bu çok önemli. Bunu da not düşelim. Bunu da es geçmeyelim. Çünkü burada birisi nüfuzunu kullanarak sizden ricacı olmuş ve benzin istasyonu dediğimiz bakkal dükkanı değil, yani bakkal dükkanlarını yanlış anlamasınlar, önemsemediğim için söylemiyorum. Benzin istasyonu dediğimiz biliyoruz ki çok bir önemli bir ekonomi ve kimi zaman kara para ve para aklama konusunda da aracı olarak kullanılan yerler. Dolayısıyla siz dediniz ki isim vermek istemiyorum ama Ankara'da oturuyor. Kim bu? Siyasetçi mi? Bürokrat mı? Siyasetçi bağlantılı biri mi? Milletvekili mi? Nedir bu iş? Nedir bu iş? Bunu sormak istedim. Ahmet Bey, ben de Şirin'in aslında sorduğu sorunun devamı niteliğinde olabilir. Çünkü siz tam da Şirin'e o yüzden ek yapıyorum. Siz müfettişler belediyeye geldiğinde, ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi yapardım. Partinin ileri gelenlerini, yani kritik isimlerini arıyorsunuz, neler oluyor diye anlamaya çalışıyorsunuz. Orada şu yanıtı alıyorsunuz: birilerinin ayağına basmışsınız. Basmışsın diye size böyle bir yanıt veriyor. Yani bir dakika yol, bir dakika şu araştırma olsun falan değil. Partinizin içinde de belli ki birileri durumun farkında ki, yani Ankara'da muhtemelen sorduğunuz kişiler, birilerinin ayağına basmışsın diye size yanıt veriyor. Yani Şirin'in sorduğu soru o. Yani kimin ayağına bastınız? Ve bunun partinin farkında olması da bu ayağına basma meselesinin biraz, hani herkesin artık Sedat Peker meselesi 2 sene sonra şey oldu, alenileşti bu sayede sizin durumunuz, ama o dönemde de herkesin biraz farkında olduğunu göstermiyor mu meselenin? Barış Bey, şöyle. Şirin Hanım'ın sorusuyla başlayayım. Bu bir bürokrat değil, bu bir siyasetçi, söylediğim. Siyasetçi direkt bana söylemedi, onu ifade edeyim. Ancak siyasetçinin danışmanı gelip talep etti ya da buradaki uzantıları, ayakları vasıtasıyla talep bize kadar iletildi. Ama ben kendisinin haberinin olmadığını düşünmüyorum, onu ifade edeyim. Direkt benden bir talep bu şekilde gelmedi. Danışmanı vasıtasıyla geldi, onu ifade edeyim. Barış Bey'in sorusuna gelince, evet, bununla alakalı bir kanattan çalışma değildi. Çünkü az önce ifade ettim ya, şimdi herkesin bir adayı var ama Ahmet Çamyar'ın kimsesi yok bu anlamda bakınca. Biz halk desteği çok önemli diye bütün yatırımımızı halka yaptık ama halkı önemseyen yok bu anlamda. Yukarıda kimseni oraya listeye yazıyorsa halk onu oyluyor, adına da demokrasi deniliyor sonuç itibariyle. Bu böyle yürüyor baktığımız zaman. Onun için burada bir altın madeni, bir define için uğraşan en az belki 5 tane, 6 tane isim vardı. Onun için veda konuşmamda bir elin parmağını geçmeyen ifadesini kullanmıştım. Bunların her birisi benim gidişimle ilgili koca koca adamlar, koca koca siyasetçiler bunlar baktığımız zaman. Benim gidişimle ilgili ayrı ayrı mücadele ettiler. Her birisi farklı bir gerekçe ortaya koydu koyarken. Ancak ben gittikten sonra birisi Adem Ati'yi getirmek için mücadele etti. Birisi Hüseyin Tavlı'yı getirmek için mücadele etti. Birisi o gelirse benim adamım olur şekliyle kenarda durdu. Birbirlerine ateş edip defineyi bulduktan sonra hadi ben kenardan çıkayım moduna geçilmiş oldu. Ama tek kanat, tek kişi değildi Ahmet Çamyar gitsin isteyen isim, Barış Bey.
Peki, şimdi bir başka belediyeye geçmemiz gerekiyor. Orada da gene bir rant yüzünden saldırıya uğrayan, dövülen bir belediye başkanı var. Ama size son bir sorum, kısacık bir yanıt verir misiniz? Tekrar aday olacak mısınız bir sonraki yerel seçimde? Aklandığınıza göre, yoksa hayır artık ben o defteri kapadım mı diyorsunuz? Emin Bey, şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben siyasete 25 yılımı verdim. Siyaset gerçekten zor bir uğraş, zor bir alan. Çoluğundan, çocuğundan, özellikle vakit itibarıyla çokça onların vaktini çaldığın, bu tarafa harcadığın bir alan. Bu kadar emek vermişken, bu kadar uğraşmışken, iyi bir final yapayım derken, size birileri geliyor, hiç beklemediğiniz bir anda ciddi bir şekilde bir iftirada bulunuyor ve sizi görevden alıyor. Bu ciddi şekilde beni yaraladı ve beni üzdü. Dolayısıyla şu an büromu kurdum. Yeniden sıfırdan geçimimi temin etmekle ilgili gayret sarf ediyorum, çaba sarf ediyorum. Türkiye'de bazı şeyler çok hızlı değişiyor. 24 saatte çok şeyler geçiyor. Köprünün altından bir bakmışsın, çok sular akıyor. 24 saat uzun bir süre siyasette gibi. Onun için daha yerel seçime çok var. Arada bir genel seçim de var. Erken seçim olma ihtimali de var bu tartışmaların içerisinde. Dolayısıyla bakıp o gün değerlendirmeyi yeğlerim. Ama şu an itibariyle siyaset yapmayı düşünmüyorum. Onu ifade edeyim. Hukuk alanında sevdiğim işi yapmaya devam ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Siyasi mücadelenin demokrasi sınırları içerisinde olmasını diliyoruz. Sizin dediğiniz gibi siyasi partiler yasasının bu yüzden önem taşıdığını düşünüyoruz ve verdiğiniz bilgiler ve samimi şekilde yanıtlarınız için de size çok teşekkür ediyoruz. Ünye Eski Belediye Başkanı Ahmet Çamyar sorularımızı